Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz zarflar. Birazdan zarflar konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkçe'de tüm konular birbiriyle zincirlenmiş durumdadır arkadaşlar. Yani bir konuyu tam olarak anlamadan, çözmeden bir diğer konuya geçtiğimizde bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Mesela sıfatlar konusunu kavrayabilmemiz için isimler konusunu, ismin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekir. Cümlenin ögelerini rahatlıkla bulabilmemiz için sözcük türlerini, tamlamaları yine ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Zarfta da yine aynı şekilde zarfları rahat bir şekilde kavrayabilmek için fiilleri, fiilimsileri ve sıfatları çok iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl sıfatla isim arasında olmazsa olmaz bir bağ varsa, zarfla da fiiller, fiilimsiler, sıfatlar ve yine kendi türleri arasında ne vardır? Bu şekilde bir bağ vardır. Zarflar, fiillerin, fiilimsilerin, sıfatın ve kendi türünün halini, durumunu anlatan, gittikleri yeri, yönü işaret eden, onların yaptıkları şeylerin zamanını söyleyen, onları bir miktarları bakımından belirten ve bütün bunları soru şeklinde onlara soran kelimelerdir diyoruz. Yani bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimelere ne diyormuşuz arkadaşlar? Zarf, yani bir diğer ismiyle belirteç diyormuşuz. Zarflar kendi arasında 5'e ayrılıyor arkadaşlar. Durum zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları, miktar zarfları ve soru zarfları. Nasıl sorusunu sorduğumuzda durum zarflarını, ne zaman sorusunu sorduğumuzda zaman zarflarını, nereye sorusunu sorduğumuzda yer yön zarflarını, ne kadar sorusunu sorduğumuzda ise miktar zarflarını buluyoruz. Soru zarflarında yine nasıl, neden, ne, niçin, ne kadar gibi soruları yönelterek yine sonucunda bize zarfları bulduran cümlelerdir diyoruz soru zarfları içinde. İsterseniz bahsettiğimiz bu çeşitleri, zarf çeşitlerini onar örnekle birlikte inceleyelim arkadaşlar. Durum zarflarına bakacak olursak eğer, o hızlı koşardı. Nasıl koşardı? Hızlı koşardı. Çok güzel gülümsüyor. Nasıl gülümsüyor? Güzel gülümsüyor. Gökyüzü bu saatlerde masmavi görünüyordu. Nasıl görünüyordu? Masmavi görünüyordu. Ona kızınca sessizce ağladı. Nasıl ağladı? Sessizce ağladı. Oradan hızlı hızlı uzaklaştı. Nasıl uzaklaştı? Hızlı hızlı uzaklaştı. Beni tamamen yanlış anlamış. Nasıl anlamış? Yanlış anlamış. Bu öğrenci ödevlerini titizlikle yapıyor. Nasıl yapıyor? Titizlikle yapıyor. Üzerine çok gidildiğinde çocukça davranıyor. Nasıl davranıyor? Çocukça davranıyor. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır çıkacaksın. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Nasıl gelmiş? Böyle gelmiş. Nasıl gidecek? Böyle gidecek. Burada altı çizili olan kelimeler bize neyi veriyor? Durum zarfını veriyor. Bir diğer zarf çeşidimiz ise zaman zarfları arkadaşlar. Az önce gitmişti. Ne zaman? Az önce. Yarın geleceklermiş. Ne zaman? Yarın. Fark ettiğiniz üzere ne zaman sorusunun cevabını alıyoruz zaman zarflarını bulurken. Bu konuyu akşam konuşalım. Ne zaman konuşalım? Akşam konuşalım. Garajı önümüzdeki ay düzenleyeceğim. Ne zaman? Önümüzdeki ay. Kitapları bugün gönderdim. Ne zaman? Bugün gönderdim. Kargo İstanbul'dan yarın gelecekmiş. Ne zaman? Yarın. İkide bir bakıyordu. Ne zaman bakıyordu? İkide bir. Ayşe dün akşam aramış. Ne zaman aramış? Akşam. Kursu bu ay bitiriyorum. Ne zaman bitiriyorum? Bu ay bitiriyorum. Seninle akşamleyin buluşuruz. Ne zaman buluşuruz? Akşamleyin buluşuruz. Yine neleri gösteriyor altı çizili kelimeler? Bize zaman zarflarını gösteriyor diyoruz. Bir diğer zarf çeşidimiz ise yer yön zarfları. Bunlar da neyi gösteriyordu arkadaşlar? Fiilleri, fiilimsileri, gittikleri yeri, yönü bakımından niteleyen kelimelerdi, değil mi? Köye doğru ilerledim.
Nereye ilerledim? Köye doğru. Annesine doğru hızlıca koşuyordu. Nereye doğru? Annesine doğru. Yani nereye diye sorduğumuzda bizim bulduğumuz kelimeler neyi veriyor bize arkadaşlar? Yer yön zarfını veriyor. Beri gel sana bir bakayım. Nereye gel? Beri gel. Bu havada dışarı çıkarsan hasta olursun. Nereye çıkarsan? Dışarı çıkarsan. Arabanı ileri park etmen gerekiyor. Oradaki ileri kelimesi. Öfkeyle içeri girdi. Başını yukarı kaldırdı. Küçük çocuğu hemen yukarı çıkardık. Düşmana doğru harekete geçtiler. Dünyaya doğru bir cisim yaklaşıyor. Yine bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerde bize neyi vermektedir arkadaşlar? Yer yön zarfını vermektedir. Bir diğer zarf çeşidimiz ise miktar zarfları. Yine 10 örnek inceleyerek miktar zarflarını da pekiştirmeye çalışalım. Dün çok yoruldum. Ne kadar yoruldum? Çok yoruldum. Babam işe gideli epey oldu. Ne kadar oldu? Epey oldu. Toplum içinde bu kadar gülünmez. Ne kadar gülünmez? Bu kadar gülünmez. Yine burada da neyi görüyoruz arkadaşlar? Ne kadar sorusunu sorduğumuzda miktar zarfının bulduğumuzu görüyoruz. Sinemanın önünde çok bekledim. Ne kadar bekledim? Çok bekledim. Öğle yemeğini çok az yedim. Bugüne kadar fazlaca şans verdik. Ne kadar şans verdik? Fazlaca şans verdik. Kazanmak için çok çalışmalısın. Ne kadar çalışmalısın? Çok çalışmalısın. Fazla üzülmeyin. Dünyanın sonu değil. Ne kadar üzülmeyin diyor. Fazla üzülmeyin. Az yiyen çok yaşar. Ne kadar yiyen? Az yiyen. Ne kadar yaşar? Çok yaşar. Yine burada da neyi görüyoruz arkadaşlar? Ne kadar sorusunu sorduğumuzda miktar zarfını bulduğumuzu görüyoruz. Son olarak soru zarflarıyla ilgili cümlelerimizi inceliyoruz. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Güzel konuşuyorum. Kötü konuşuyorum. Verdiğimiz cevap bize neyi bulduruyor? Zarfı bulduruyor değil mi? Nasıl konuşuyorsun? Güzel konuşuyorum. Bu havada eve nasıl gittiniz? Otobüsle gidersen yol ne kadar sürüyor? Bitişe ne kadar kaldı? Buraya nasıl geldin? Ne kadar yoruldun? Cevap veriyorum. Çok yoruldum. Ya da az yoruldum. Yine bize neyi bulduruyor bu soru? Zarfı bulduruyor değil mi? Evet, zarfı bulduruyor. Ne biçim duruyorsun? Nasıl buna karar verdin? Neden böyle yaptın? Niçin en başta bana söylemez ki? Yine burada da altı çizili olan kelimeler bize zarfı bulduracak şekilde, yani bu soruyu sorduğumuzda bu şekilde soru zarfıyla soru sorduğumuzda verdiğimiz yanıt yine ne olmalı diyoruz arkadaşlar? Zarf olmalı diyoruz. Konumuzu şöyle bir toparlayacak olursak eğer, her zamanki gibi zarflar için ne söyledik arkadaşlar? Zarflar için bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimelerdir dedik değil mi? Yani zarflar fiillerin, fiilimsilerin, sıfatın ve kendi türünün halini, durumunu anlatıyor, gittikleri yeri, yönü işaret ediyor, onların yaptıkları şeylerin zamanını söylüyor, onları miktarları bakımından belirtiyor ve bütün bunları yine soru şeklinde de onlara sorabilen kelimelerdir diyoruz. Zarf konumuzu burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.